Sorun bakalım soracağınız, yoksa ben soracağım sana. İtikafla hal arasındaki bağlantıyı sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonrasını eğer konuşacak olursak İslam olarak, yani normalde çünkü itikaf bütün peygamberlerin kendi içlerinde sünneti. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine gelince, Hazreti Peygamber Efendimiz Mekke döneminde peygamberlik ona emredilmezden çok az bir önce Hira Dağı'na çıkmaya başladı, ama peygamberlik ona indirildikten sonra da Hira Dağı'nda yine devam etmeye başladı. Hira Dağı'nda. Tabi Hira Dağı'na çekilip orada ibadet etmesin en uzun günü 14 gün. Kaynaklarda tespit edilir. Mekke döneminde ondan sonra bir daha itikaf yok. Öyle bir inzivaya çekilip herkesle konuşmaktan, yemekten içmekten kesilip öyle bir Mekke döneminde başka bir uygulama yok. Medine-i Münevvere'ye hicret edince, Medine-i Münevvere'de bütün bu noktada şeyde Medine döneminde her sene Medine-i Münevvere'de mescidin içerisinde 10 günlük itikafları var. Mescidin içerisinde bir hücre kurulduktan sonra o hücrede 10 gün ibadetle iştigal ediyor. Medine-i Münevvere'de son öleceği yıl 20 gün itikafa giriyor. Başlangıçta bir başlıyor, son 20 gün bayram sabahı itikaftan çıkıyor. Tabii o 20 gün olmasının bir sebebine bazı müfessirler şöyle bir açıklama getiriyorlar. Diyorlar ki kendilerince, işte ondan bir yıl önce olması lazım. Eşlerinden bazıları da itikafa niyet edip itikafa çadır kuruyorlar mescidin içerisine, itikafı reddediyor. Ama o kendisi terk ediyor. Onları da terk ettiriyor gibi bu tip şeyler var. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Medine döneminde Ramazan'ın içerisinde 10 günlük hep itikaf etmiş. Son öleceği sene 20 sene itikaf etmiş. O itikaf esnasında Kur'an-ı Kerim'i tekrar indirilen, o güne kadar indirenleri, Cebrail aleyhisselamla beraber mukabelede bulundukları, karşılıklı birbirlerine okudukları hadislerle tespit edilmiş ve ümmetin içerisinde bu bir ibadet olarak kalmış, sünnet. Bu noktada bir beldede cenaze namazı gibi bir kimsenin, en az bir kişinin itikaf etmesi farz-ı kifaye. Eğer orada bir beldede hiç itikafa giren olmazsa o beldenin bereketsizliğine, o belgenin bu noktada hayırsızlığına, o belgede işte kıtlığa, o beldede ahlaki çöküntülerin olacağına dair ulemanın kendi içerisinde içtihatları var. O yüzden bir beldede, bir köyde, bir toplulukta, bir kasabada, bir ilde, bir ilçede muhakkak itikafa giren birilerinin olması gerekir. İslam hem ilmi olarak, akli ilimler olarak hem de dini ilimler olarak bütün her şeyin tecelli etmesini ister. Mesela insanların faydasına olan bir terzi dükkanının olması farz-ı kifayedir. Veyahut da bir doktorun olması farz-ı kifayedir. Bir eczacının olması farz-ı kifayedir. Kimyagerin olması farz-ı kifayedir. Bir beldede yoksa bunlar muhakkak olması gerekir gibi bu tip, bu akli ilimlerin de bulunmasını farz-ı kifaye olarak görür. Bu bütün Müslümanlar bundan sorumlu değildir, ama bütün Müslümanlar orada bir tane kimyagerin bulunmasından sorumludur. Bunun gibi. Bütün Müslümanlar kimyager olmak zorunda değil. Ama bütün Müslümanlar orada bir kimyagerin olmasından sorumludur. Şimdi
İtikaf da bunun gibidir. Bütün Müslümanların itikafa girmesi zorunlu değildir. Ama orada itikaftan bütün Müslümanlar sorumlu olur. İtikaf bu noktada sünnet bağlamında bütün Müslümanlara sünnet olarak gönderilmiş, indirilmiş bir ibadet. Ehli tasavvuf bunun üstüne ayrı bir anlam yükler. Bütün peygamberlerin böyle inzivaya çekildikleri, kendilerini dinledikleri, Rablerini dinledikleri, kendi mana alemlerine bir pencere, bir kapı açtıkları bir zamanları vardır. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bazı geceleri evden çıkıp meşhur bir hurmalık vardır ya, ashabın bir hurmalığı vardır. O hurmalığa gittiği söylenir. Musa aleyhisselam Tur-i Sina'ya gider. Tur-i Sina'da uzun müddet kalır, uzun müddet ibadetler eder. İşte İsa aleyhisselamın böyle inzivaya çekildiği, ondan önceki bütün peygamberlerin de böyle inzivai hayatları, mağara hayatları, kimisinin kuyu hayatları, kimisinin balın karnındaki hayatları gibi hayatları var. Ehli Sufi'de nefis tezkiyesi yapma, nefsi terbiye etme ve aynı zamanda da bu tip kendince Allah'a daha yaklaştırıcı dünyevi işlerden bir an olsun uzaklaşıp bu sünnet-i Resulullah'ı işlemeye kendine virt edinir. O yüzden muhakkak işte Ramazan'da hiç olmazsa ömründe bir sefer bir kimseyi itikafa katmayı, kendi dervişlerinden, sufilerinden birilerini itikafa katmayı kendilerine ibadet olarak görürler ve itikafa girerler. Tabii bu her şeyde ibadetlerin bir normal görüneni, bir de içselliği olduğu gibi itikafın da kendince bir dış şartları, bir de iç şartları var. Dış şartları mesela bir kimse Ramazan'da itikafa giriyorsa oruç tutması zorunludur. Orada normalde işte fıkıh kitaplarından bunu okuyabilirsiniz. O kimse normal orucunu tutar, iftarını yapar, sahurunu yapar. Hatta bazı fıkıh kitaplarında caminin bahçesinde ufak tefek bir şeyler satabilir. Kitap okuyabilir içeride, sohbet edebilir. İşte değişik farklı şeylerle iştigal edebilir ve ona ayrı bir çadır kurulmasına gerek yoktur. O camide itikafını köşede bir yerde yapar. Önceki eski camilerde itikaf odaları vardır. Oralarda girebilir veyahut da tekkenin yanında bir cami varsa tekkenin itikaf odaları vardır. Orada da o itikaf odalarında itikafa girerler. Bu noktada bizim dergahımızda da itikaf, bu sünneti yerine getirmek vardır. O yüzden ben yeni dergaha girdiğimde Allah rahmet eylesin, benim şeyhim de beni itikafa katmıştı. Bizde de itikaf zahir ve tarikatın da itikafı, zahiri batını var. Mesela işte bir şeyh efendi müridinin durumunu vaziyetine göre göz önünde bulunduraraktan ona değişik itikaf şekilleri emredebilir. Mesela işte hayvansal gıda yememek, güneşe çıkmamak, işte günlük bir dilim ekmek yemek veyahut da üç lokma ekmek yemek, sayılı 6-7 tane zeytin, 3-4 tane hurma gibi yiyeceğini, içeceğini kısıtlayıp onu devamlı ibadetle meşgul edecek, ibadetle hemhal edecek bir tarz koyabilir. Bizde itikafa giren bir kimsenin günlük işte virtlerini 100'er tane olanlar 500'e çıkar, ayrıyeten 70.000'de tevhid çeker. Böylece ilk 3 gününü böyle devam ettirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri itikafta ilk 3 günde görürse 4. gün 500 tane 10.000 salat selam, 4. gün 100.000 lafze-i celal yapar. 70.000 tevhid okumaz. Ertesi gün 70.000 tevhid, ertesi gün lafze-i celal. Böyle devam eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini itikafta görürse, sesini işitirse, geliyor diye bir hitaba mazhar olursa onun virdi içeride değişir. O yüzden tabii günlük 70.000 tevhid çekmek az bir ibadet değildir. Yaklaşık bir kimse talimli değil ise, yani alışkın değil ise onun için 20 saati filan bulur.
Günlük 4 saatlik zamanın kalıyor. 4 saat içerisinde ne kadar uyursa uyuyacak. 20 saat zikretmek ardı ardına az bir ibadet değil. Bunun 3 gün devam ettiğini düşünürseniz o kimse 3 gün içerisinde melekleşiyor içeride. Eğer suizan yapmazsa, kendini zikrullah'a verirse, bu da kenara atılacak bir ibadet değil. Muhakkak genel olarak böyle kendini iyice veren, kendini bu noktada suizana düşürmeden arındıran bir kimse, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini Allah alem görüyor içeride. Bu tabii itikafı ayrı bir canlandırıyor, renklendiriyor. Bir şehadet hali gibi bir şey oluyor. İman etti, peygamberi görmek. İman etti, cenneti, cehennemi görmek. İman etti, melekleri görmek gibi şehadet aleminden, misal aleminden şehadet alemine bir şeyler indiğini görebilir. Evet. Efendim, sizin için inşallah demenin önemi nedir? Perşembe günü konunuzda bu inşallah konusuna biraz değinmişsiniz. Bir de bir kişi öldüğü zaman eğer 3 gün içinde gömülmediyse bu kişinin sorgu suali ne zaman başlar? Yani o kabre konulmadığı için başlar. Ayet-i Kerime'de der ki bir şeye söz verdiğinizde inşallah deyiniz. Allah izin verirse demek. Süleyman Aleyhisselam'dan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir olay nakleder bu ayet-i kerimenin tefsirinde. Süleyman Aleyhisselam bir gün der ki ben bu gecede bir gecede 100 tane bir günde 100 tane eşi vardır. Ben yüzüne de dolaşacağım. Yüzünden de erkek evlat olacak. Yüzünle de o erkek evlatlar büyüyecek. Allah yolunda cihad edecekler. İnşallah demez ve Cenab-ı Hak onun bu sözünü boşa çıkarır. Böylece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri der ki siz bir söz vereceğinizde inşallah deyiniz. Hazreti Peygamber Efendimiz. O yüzden Cenab-ı Hak ayet-i kerimede de der ki siz bir akit yaparken, bir söz verirken, bir işe başladığınızda bir söz vereceksiniz ya inşallah deyiniz. Allah izin verirse deyiniz der. Eğer bunu unutursanız da aklınıza geldiğinizde söyleyin der. O yüzden bir Müslümanın bir söz verirken, akitte bulunurken inşallah demesi bu manada farz hükmündedir. Çünkü unutursa arkasından demesi emredilir. O yüzden inşallah demek bu noktada farz. Bütün Müslümanlara akit verirken. Bu sorunun birinci kısmıydı. İkinci kısmı bir kimse öldüğü anda ruh bir daha geri dönmeksizin, götürüldüğü anda hesabı kitabı başlar. Öyle 3 gün gömülmezse, bir gün gömülmezse, 10 gün gömülmezse de beklemez. Ruh beklemez. Anlaşıldı. O yüzden tabii bizim gömülünce sorgu sual başlar inancı Türklerin Orta Asya'daki dinlerinden kalma. Türklerin Orta Asya'daki dinlerinin hükmü gömülmedikçe sorgu sual başlamaz. Bunun değişik gelme yerleri var. Türkler mesela mumyalama yapmazlar. Mısırlılar mumyalama yapar. Ama Türkler mumyalama yapmaz. Mısırlılar mumyalamayı da kendilerince bu biraz felsefik tarih olsun. Mısırlılar mumyalamayı Atlantislilerden öğrenir. Bir rivayette Atlantisliler Mun medeniyetine öğretirler ve mumyalamayı Mısırlılar
Mun medeniyetinden öğrenir. Bu daha mantığa uygun. Çünkü Mun medeniyetinin medeniyeti Atlantis medeniyetini batırır. Ve o batan Atlantis medeniyetinden dışarı zorbalıktan başka bir şey kalmaz. Atlantis medeniyetini batıran şey şatahat, şatafat ve zorbalıktır. Lüks tüketim, kadınların ve erkeklerin haramda uç noktaya gitmeleridir. Mun imparatorluğunun onları yıkmasının sebebi de tevazudur. Bu bir felsefik tarih olsun. Ama bunda sonuçta bir tarafta yine iyiler, bir tarafta yine kötüler var. Bu ne kadar doğrudur, değildir tartışmalı. Ama bu Mun imparatorluğundan Mısırlılar mumyalamayı öğrenirler. Mumyalamanın genel düşüncesi şudur. O kimse tekrar yeryüzüne gelecektir ruh olarak ve kendi bedeninin içerisine girecektir. Ve kendi bedeninin içerisine girerekten yeryüzünde o yine hükümran olacaktır. Türklerde böyle bir şey yoktur. Türklerin Orta Asya'daki inancında o kimse ölür, o kimse öldükten sonra ruhu göğe kaldırılır. Ruhu göğe kaldırıldıktan sonra bilge bir kimse ise o gökten o bilge kimse bilgilerini tekrar yeryüzüne indirir. Şamanlar gökteki ruhlardan bilgiyi alıp etrafındaki insanlara bilgilendiren kimselerdir. Şamanlar. Biz derken Orta Asya'daki Türkler şamanist değillerdir. Şaman din adamıdır. Din adamı. İslam'daki karşılığı veli, evliya. İslam'daki karşılığı. Ve şamanlar bu bilgilerini gökteki ruhlardan alırlar. Onların kendi içlerine, kendi dizaynına göre, kendine göre ibadetleri var. O ibadetlerini yaparaktan gökteki ruhlarla bağlantı kuruyorlar. Şimdi Türklerin buradaki gömülmeden sorgu sual başlamaz inancı Türklerin Orta Asya'dan kalma inancı. Şey değil, İslami değil o. Ama İslam bununla cedelleşmemiş. Tabi hadis-i şerifte var ya, siz böyle bir Türk denilen işte renkleri böyle olan, gözleri çekik olan, işte böyle börk giyen, keçeli ayakkabılar giyen bir kavimle karşılaşacaksınız. Bunlarla sakın savaşmayın. Hadis-i şerif var. Böyle olunca Müslümanlar, o günün Müslümanları Türk kavmiyle bu emir neticesinde savaşmıyorlar. Savaşmayınca en enteresan olgu şu, onların bazı adet, gelenek, göreneklerine de karışmıyorlar. İslam karışmayınca onlar da karışmıyorlar. Böyle onların üzerinde bir dikta kurmak mümkün değil. Kurmak mümkün deyince onlar diyorlar ki, örnekliyor. Biz kahveyi böyle içiyoruz. Haram mı? Değil. Susuyorlar. Biz kahveyi safsız içeriz. Bizim çay bardaklarında sap yoktur. Bizim kupalarımızda sap yoktur. Bizim yemek yediğimiz kaplarda sap yoktur. Bu Türk geleneğidir. Bak, Türk geleneğidir bu. Ve sapsız kahve bardak Türklerden yayılır bütün dünyaya. Diğer kavimlerin hepsi de saplıdır. Bizde sap yoktur. Bizde su tasları vardır, bakırdan sapsızdır. Yayvan. Çorba tasları vardır, sapsızdır. Yemek kapları vardır, sapsızdır. Tencereler vardır, sapsızdır. Kazanlar saplıdır bizde. Kocaman kazanlar vardır, onlar saplıdır. Kazanın küçükleri sapsızdır. Türk demek güçlü, kuvvetli, sıcaktan, soğuktan etkilenmeyen, alıp fıdırıp atan veya kendine özgü kahveyi sıcak sıcak içen,
çayı avuçlarının içerisinde tutan kimsedir. Sapsızdır. Türklerin de sapı yoktur. Sapsızdır Türkler. Bir yere intibak sağlayamazlar fazla. Birisi onu elinin altına alamaz kolay kolay. Biz kavim olarak kargaşamız bitmez bizim. Kavim olarak. Biz hep eğer dışarıda uğraşacağımız bir şeyler varsa içeride bir şeyle uğraşmayız. Ama dışarıda uğraşacağımız bir şey yoksa biz içeride birbirimizi yeriz hep. En fazla devlet kurup devlet yıkan biziz. Kendi kurduğu devleti kendi eliyle yıkan da biziz. Bizi dışarıdan kimse yıkmaz. Birisi bizi dışarıdan yıkmaya kalkarsa hayatının hatasını yapar. Biz çöpümüzle, bak çöpümüzle, yepildiğimizde boğarız onu. Ondan sonra gelir birbirimizi boğarız gene, o ayrı mesele. Kavim özelliği bu. İşte İslam, o günkü bizi dini anlatanlar, bizim bu tip inanışlarımıza haram olmadığı müddetçe hiç karşı gelmemişler. Bize kendi kültürlerini dayatmamışlar. Bize bunları anlatanlar da hep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin evladı resul olan, torunu olan Hüseyin efendilerimizin çocukları ve akrabaları. Türkleri İslam eden, Türkleri Müslüman eden kimseler bunlar. Bunlar da Muaviye'nin oğlu Yezid'in zulmünden Türklere sığınan evladı Resul. Bunlar Türklere sığınıyorlar. Türklere sığınınca Türkler dinliyor onları. Dinleyince Türklerde mazlumdan yana olma özellikleri var. Bu sefer evladı Resul'ü himayelerini alıyorlar. Evladı Resul'ün himayelerini aldığında Yezid mesela çok haber gönderiyor. Bunları bize teslim edin diye. Kılıcımız size cevabı verir diyorlar. Hadis-i şerif var. Savaşmayın. Yezid savaşmayı göze alıp da onlarla savaşamıyor. Asla. Tarih boyunca zaten Türklerin yenildiği bir savaş yok. Yenilirlerse de kendi kendilerine kendi ayaklarına sıkıyorlar. Bu. Böyle olunca işte mesela şimdi bazı bölgelere, beldelere gittiğimde bazı şeyler söylüyorlar. Bakıyorum ben de. İslam'a karşı mı? Değil. Ben seslenmiyorum hiç. Aynı ataların yolla, yani öncekilerin yolunu takip ediyorum. Neden? O kimsenin o inancında, o davranışında, Kur'an ve sünnet noktasında bir sıkıntı yok. Onunla savaşmak aptallık. Şimdi herkes işte ne zaman kabre kondu, o zaman sorgu başlayacak diye düşünüyor. Hatta böyle fıkıh kitaplarında iştihat edenler de var, eski fıkıh kitaplarında. Boğuldu denizde, bulunamadı. Sorgusu sorulmayacak mı? Dağda öldü tek başına, bulunamadı, ne olduğu belli değil. Sorgusu başlamayacak mı? Öldüğün an sorgu başlıyor. Tabi bunu tarif ederken işte ölümün simgesi kabre konmak ya, kabre konduğunda başlıyormuş gibi söyleniyor. Hatta böyle bir de mizansen dinlemiştim ben daha önce. İşte o kimse öldü, ölünce kefenlediler, kefenleyince kabre koydular. Kabre koyunca şey geldi ona, imam işte sordu, Rabbike, Nebike, Dinike, İmanike, imam veya talkın vermek diyorlar ya, imam sordu demişim, talkın veriyor ya imam. İşte Rabbin Allah, Allah de, sorgucu geldiğinde Peygamberi Muhammed'i Mustafa de diye ona telkin ediyor. O esnada da o kimse kafasını kaldırırmış kabirden. Tahtalar var ya, tahtaya tak kafası vurur. Aa, ben öldüm demek der, yatarmış. Bunu anlatmıştı birisi. Ben de dedim ki beli kırıksa nasıl kalkacak? Dedim olmadı. Beli durdu. Ya adam dedim, kafasını kestiler attılar, nasıl kalkacak dedim. Gövde parçalandı, nasıl kalkacak? Bunun gibi.
O yüzden öldüğü anda sorgu sual başlar. Biraz uzun oldu ama hakkınızı helal edin. Hocam, ilk önce hoş geldiniz demek istiyorum. Melamilik üzerine görüşleriniz var mı? Bu birinci soru. Sorum. Bir de hocam, mezheplerin Mevleviliğe bakışı ya da Mevlevi'nin mezheplere bakışı konusunda bir bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah. Melamilik zevktir. Melamilik bir tarikat değildir, bir yol değildir. Bu manada bütün aslında yukarı Mezopotamya sufileri melamidir. Yukarı Mezopotamya sufileri de ayırt ederim ya ben hep sohbetlerimde. Bu manada melamilik, bunu hep böyle bir cümleyle tarif ederim. Çok hoşuma gider bu tarif. Bir kimsenin şerrini meydana çıkarıp hayrını gizlemesidir. Eğer melamili şerrini meydana çıkarıp hayrını gizlemek olarak algılanıyorsa harika. Bakın harika bu. Bu ne demektir? Sağ elinin verdiğini sol elin bilmesin. Hadis-i şerifinin mantığıdır. Bu ne demektir? Kendi içerisinde, kendi iç aleminde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin nafile namazlarını evinde kılmasıdır. Mesela sabah namazı okunduğunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sabah namazının sünnetini evinde kılar, farzına mescide giderdi. Öğlen ezanı okunduğunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri öğlenin sünnetini evinde kılar, farzını mescide giderdi. Bunun yapmasındaki bir kastı da şuydu. İnsanlar o namazı da farzmış gibi algılayıp kılmasınlar diye. Teravih ilk birkaç gün camide kılıp ondan sonra evinde kılması gibi. Teravih önce mescitte cemaate kıldırır. Bakar ki mescitte cemaat teravih kılmak için bekliyor. İkinci günde kıldırır. Üçüncü gün bırakır. Der ki farzmış gibi algılayacaklar ve böyle kılmaya devam edecekler deyip evinde kılmaya başlar. Melami düşüncesi bu manada bir kimsenin hayrını saklayıp şerrini meydana çıkarmasıdır. Herkes onu iyi görsün diye uğraşmaz. Herkes onu iyi görsün diye uğraşmaz. O kendince iyiliğini Allah için yapar. Riyadan sakınmaya çalışır. Gösterişe kaçmaz. Şataata kaçmaz. Şatafata kaçmaz. Üzerinde çok işaret bulundurmaz. Üzerinde çok rumuz bulundurmaz. Üzerinde çok ritüel bulundurmaz. Melami düşüncesi budur. Yani siz ona baktığınızda onun bir dergaha intisaplı olduğunu anlayamazsınız. Kadiriler yeşil giyerler, melamiler yeşil giymekten uzak dururlar. Kadiri olarak algılanmasın diye. O yüzden melaminlik bir haldir, bir zevktir, bir tattır. Bu ifrata kaçmadığı müddetçe harika bir şeydir. İfrata kaçmak ne demektir? İfrata kaçmak. Ezan okunurken farz namaza camiye gitmemektir. İfrattır bu. Göstermemek için camiye gitmiyor. Bu ifrat. Farzda mescitte, farz namazları mescitte kılmakta, kılmak sünnet-i Resulullah'tır çünkü. Veyahut da Ramazan ayında illaki oruç tutmadığını göstermek ifrattır. Ramazan orucu farzdır. Ama melami zihniyeti pazartesi, perşembe oruçlarını tutarlar, saklarlar. Biz oruçluyuz demezler.
Ama bu sünnet-i Resulullah'la sabittir zaten. Ama bir kısım melami zevkini anlamayıp ona laf taş attıranlardan dolayı bizim toplumumuz melami zevkine biraz böyle ekşi bakar. Ekşi bakmasının sebebi şu. Hazreti Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin meşhur beyti var ya, hoşuma giden yine. Herkesin aksak yürüdüğü yerde sen düzgün yürümeye kalkarsan insanlar gelir senin ayağını kırarlar, bu yanlış yürüyor diye eder. O yüzden insanların kendince şu kadarcık imanları varsa onunla oynama sen. Kendi içinde yaşa. Yani işte ezan okunuyor, ezan okunduğunda herkes camiye gidiyor. Orada bir melamiyim diyen kimse diyor ki, hadi gidin bakalım, sizi çağırıyorlar. Sen, bizim namazımız kılındı, bitti. Olmadı. Sus. Bakın sus. O kimsenin namazıyla oynama. Ramazan oruç tutuyor herkes, değil mi? Bir melami şeyhi diyor ki, Allah'ın alacağı 30 günlük oruç değil mi? Kışın tutuverin. Melamilikte melami şeyhi yoktur. Melaminin şeyhi olmaz. Her şey aslında melamettedir. Bu melami şeyhi dediklerinde ben bunlar tarikat olmuşlar diyorum ben. Hangi tarikattansın? Biz melami tarikatındanız. Melami tarikatı yok ki. Melami zevki var. Melami tadı var. Melami lezzeti var. Ehli tarikat sarığı kafasına sarar, cübbeyi de giyer, çıkar. Sokakta öyle dolaşır. Melami zihniyeti öyle dolaşmaz. Yunus ne der? Dervişlik olsaydı tac ile hırka alırdım onu 3'e 5'e. Bu melami zihniyetidir. O dervişliğini taç ve hırkayla göstermeye çalışmaz. Mesela eski sufi öğretisinde bir kimsenin sufi izleme lüksü yoktur. Ya sufi olmaya çalışıyoruz. Biz dervişiz elhamdülillah. Hayatta duyamazsınız. Hayatta. O yüzden Yunus der, ele geleni yersin, dile geleni dersin. Böyle dervişlik dursun. Sen derviş olamazsın. O sufi dervişliğe söz getiririm diye dervişim demez. Dönüp birisi, derviş senin gibi mi oldun dedi der. Dervişliğe laf söyler diye dervişim demez. Bu melami zihniyetidir. O yüzden aslında sufiler birer melami zihniyetli kimselerdir. Ama toplum içerisinde her şeyin istismar edildiği gibi melamiliği de istismar edenler var mı? El cevap evet var. Ama o istismar edenlere bakarak biz melamet zevkini, melami zevkini terk mi edeceğiz? Hayır. Benim çok hoşuma gider. Benim çok hoşuma gider. Benim üstadımdan aldığım yol terbiyesi de odur. Bizde tesbih alıp da 99'luğu alıp da sokakta ders çekmek yoktur. Bizde herkes, toplum herkes oturmuş aile. Birisi almış böyle boyuna tesbihle zikrullah yapıyor. Yoktur bizde. Kardeş, senin zikrini seyretmeye gelmedim ben buraya. Git evinde sabaha kadar zikrullah yap. Evinin içerisinde bir köşe bul kendine. O köşede zikrullahını yap. Hane halkının önünde de değil. Ha görün çocuklar, ben bak Allah'ı nasıl zikrediyorum odanın içinde. Yok bu. Herkes yatar.
sen kalkarsın. Herkes uyur, sen uyanırsın. Herkes uyur, sen uyanırsın. Ne yapıyordu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri? Tam uyuyacak Ayşe annemize diyordu ki, ya Ayşe, müsaade eder misin? Biraz baş başa kalayım. Kiminle? Onunla. Baş başa kalayım onunla. Mescide gitmiyor bakın. Mescide gitmiyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri itikaf hariç gece mescide gittiği yoktur. İtikaf hariç gece ibadeti için mescide gittiği yoktur. Hiçbir hadis bulamazsınız. Nafile mescitte namaz kıldığı yoktur. Sünnet namazlarını kimden öğreniyoruz biz? En önemli iki Abdullah var. Kayınbiraderi. Birisi Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah. Öbürküsü Hazreti Ebubekir Efendimizin oğlu Abdullah. İkisi de kayınbiraderi. İkisi de diyorlar ki bize, biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hane-i saadetinde ikiydik. Ezan okundu. Öğlen namazından önce 4 rekat Hazreti Peygamber namaz kıldı. Ardından beraber mescide gittik. 4 rekat orada cemaatle beraber farzı kıldı. Ardından beraber eve geldik. Evde 2 rekat daha namaz kıldık beraber. Sordum, bu ne namaz nedir ya Resulallah? Bu öğlen namazının farzından sonra kılınan namazdır. Sünnet. Kim aktarıyor? İki Abdullah'tan birisi. İkisi de kayınbiraderi. Evindeki ibadeti bize aktarıyor. Mescittekini değil. Mescittekini bütün sahabe biliyor bak. İşte budur melami. Camiye otur, camide namazdan sonra 15 dakika kafanın sol tarafına yatıracaksın. Elini tesbih alacaksın. Bütün cemaat sen ay ne sufi ya. Kalbini de yaslayacak böyle. Vah. Maşallah, subhanallah. Gece eser yok ondan. Gece eser yok. Ama camide 15 dakika bir de şeyhini rağbet ediyor. Maşallah, subhanallah. Nazar değmesin. Elinde tesbih yolda görmüyorsunuz mu? Hele kimisinde kocaman böyle. Oo, ne sufi ya. Tabi. Sakalın yoksa sufi değilsin. Aa. Cübben yoksa asla değilsin. Ya bir altına bir tane de şal var. Düzgün olsun ama 9 metreden 3 metre önden 3 metre arkadan gelsin. Kocaman bir şekilde yürü. Sufi o. Kocaman bir tane de sarık ve kavuk. Süslü müslü böyle harika olacak. Sufi o. Neden tuhaf tuhaf bakıyorsunuz hepiniz de? Çok böyle dolaşan. Hele kimisinin kavukları arkaya doğru gidiyor böyle. Tabii. Sufi o. İşte melami zihniyeti genelde böyle Türklerin din algısına çok yakın. Yukarı Mezopotamya dediğim şey o. Yani şekle şemale bakmayan, işin özüne bakan. Allah sizin suretlerinize değil, siretinize bakar. Ayet-i kerimesinin tecelliyatına bakan. Ama bu ayet-i kerimeden dolayı farzlardan taviz veren değil. Farzı önemsemeyen demek değil. Yani suret, benim suretime bakmaz. Ben namazda kıyamı, işte rükuyu, secdeyi kafama göre. Bu böyle bir şey değil yalnız. Böyle, bu işte bunun sulandırılmış hali. Aslında bu noktada her sufinin gerçek manada melami zevkinde olacak. Aa, bu akşam arkadaşlar bizdeydi, yemekteydik. Hepsine yedirdim içirdim elhamdülillah. Olmadı. Sana soran mı oldu yaptığın hayrı?
Bir geldiler, bir geldiler maşallah, bir yediler, bir yediler. Dolum taşım oldu. Maşallah, subhanallah. Bu melami zihniyeti değil. Bu yedirdiğini, içirdiğini anlatıyor. Sakın onda yemek yeme. Sakın. Neden? Ya o evine kim geldiğini herkes anlatıyor. Gitme evine onun. Gitme sakın. Ve o şatahata düşmüş o. Melami öyle demez. Melami evinde yedirmiş içirmiş, kimseye seslenmez o. Sufilik budur zaten. Biraz uzun oldu, hakkınızı helal edin ama dertliyim de bu konuda biraz. O yüzden sorunuzun ikinci kısmı neydi? Mezheplerin, ha mezhepler, evet. Mezheplerin Mevlevi'ye bakış açısını öğrenmek istiyordum. Allah razı olsun. İyi kötü hocam, melamete inanan birisi olarak melamilik hakkında konuklarımıza gerçekten çok güzel şeyler anlattınız. Allah razı olsun. Diyorum. Estağfurullah, Allah sizden de razı olsun. Mezheplerin çıkışı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sağlığındadır. Adı yoktur. Adı yoktur. Yemen'e vali gönderir ya, sorar. Neyle amel edeceksin? Kur'an'la ya Resulallah. Bulamazsan senin sünnetinle ya Resulallah. Bulamazsan kıyas ederim ya Resulallah. Tebessüm ediyor. Harika. Bu gayet normal, doğal bir şey. Bu ardından insanlar Kur'an ve sünnetten çıkarılan ilmi etraflarına yaymaya başlıyorlar. Birileri bazı alimlerin, bu ilme sahip olanların, insanların etrafında toplanmaya başlıyor. Aynı sufilik gibi. Sufiliğin başlangıcında tarikat ismi yok. Sonradan tarikatlaşıyor sufilik. Bir müddet sonra tarikatlaşma başlangıçta bir sıkıntı yok. Ama bir müddet sonra istismar edip batıyor. Bunlar tarihi gerçek. Kızıyorlar ben böyle söyleyince. Ne kadar kızarlarsa kızsınlar. Batıyor, istismara uğruyor. Aynı şekilde de mezhep dediğimiz fıkıhi bilgiler, bu mezheplerin bir günlük muamelelerle, hukukla alakalı kısmı var. İki, akaidi ilgilendiren, inanmayı ilgilendiren meseleleri var. Bir de kelamla alakalı meseleler var. Biz mezhep derken aslında sadece şeyi konuşuyoruz. Günlük muameleyle alakalı, hukukla alakalı olan kısmı konuşuyoruz. İşin içerisinde bir de felsefi tarafı var. Yani akaidi ve kelamı ilgilendiren nokta var. Biz hep bunu konuşuyoruz. Bu noktada insanlar belli alimlerin arkasında durmaya başlıyorlar. Bunlar ardından kategorileşiyor. Sınıflaşıyor. İmam-ı Azam'ın arkasından giden talebeler, İmam-ı Azam Hazretleri'nin içtihatları keskin, görüşleri güzel, yayılıyor, oturuyor, yerleşiyor. Talebeler yazmaya başlıyor. İmam-ı Azam Hazretleri'nin elinden, kaleminden çıkan bir tek eser vardır. O da Fıkıh-ı Ekber'dir, küçük bir risaledir. Okuduğunuz Fıkıh-ı Ekber onun tafsilatlısıdır, şerhlisidir. Ali'l Karri'nin okuduğunuz Fıkıh-ı Ekber. O yoksa, çünkü 10-15 sayfalık bir risaledir aslında Fıkıh-ı Ekber. İmam-ı Azam Hazretleri'nin fıkıh kitabı olarak adlandıran El-İhtiyar, İmam-ı Azam'ın el yazması değildir. Talebelerinin aldığı notlardır. Not. İmam-ı Azam Hazretleri'nin yazdığı bir kitap yoktur. Fıkıh kitabı yoktur İmam-ı Azam'ın. Talebeleri El-İhtiyar yazarlar. Sonradan yazılı eserler çoğalmaya başlar. Böylece o içtihatlar kitaplaşmaya ve yol olmaya başlar. Kitaplaşmaya ve yol olmaya başlar. Günün
meselelerine, günün ihtiyaçlarına cevap verecek halde zaman içerisinde güncellemeye başlar. Yine yukarı Mezopotamya, İslam olarak nitelendirdiğim o bölgenin insanı bunu günün şartlarına göre yeniler ve tazeler. İmam-ı Azam Hazretleri'nin bu noktada sözü çok muhteşemdir. Biz bir meselede önce Kur'an'a bakarız. Bulamazsak sünnet-i Resulullah'a bakarız. Ashabla beraber, o da sünnetin içerisinde. Bulamazsak Ahmet ne demiş bakmayız, biz deriz der. Bu o meseleyi günün yorumuna getirir. O gün nasıl algılanması gerekirse öyle algılanmaya başlar. Şu anda hala da genç kızlarımızın, üniversitede okuyanların Hanefi fıkhına göre 80 kilometre uzağa gitmelerinin haram olarak kalmasının sebebi bunun güncellenememesinden kaynaklanıyor. Güncellenemedi bu. Güncellenemeyince kısırlaştı. Ve mezhepler bu noktada güncelleyemediklerinden dolayı kendilerini şu anda mezhepler önümüzde bir problem gibi duruyor. Problem olmamasına rağmen biz onu İslam dünyası olarak problem haline getirdik. Hazreti Mevlana'ya mezhepler ilgilenmezler bunlarla. Tarikatlarla mezhepler ilgilenmez. Mezheplerin bu noktadaki günlük olaylara, hukuka, günlük muameleye bakan mezhep grupları bir şeyin haramına, helalına bakarlar. Bu yapılan haram mı değil, karışmaz, onunla ilgilenmez. Mezheplerin hani itikatta maturidiyiz deriz ya biz, bir de itikat kısmını ilgilendiren mezhepler vardır. Burası asıl önemli nokta, yerdir. Hazreti Mevlana'ya veya Mevleviliğe veya tasavvufa genel olarak mezhepler sert bir şekilde bakmazlar. Ama Hazreti Mevlana'nın mesnevisinde akaid noktasında mezheplere parmak bastığı, onlara reddiye yazdığı var. Mesela Mesnevi'de Kaderiye'ye, Cebriye'ye, Rafizi'ye, Mutezili'ye söz vardır. Onlara şerh vardır. Onların yanlışlıklarını anlatan hikayeler vardır, sözler vardır. Hazreti Mevlana Hanefi'ye, Şafi'ye, Maliki'ye bir şey demez. Örneğin. Mesnevi'de bir mezhep saplantısı bulamazsınız mesela. Hazreti Mevlana kendisi Hanefi alimidir. Ama Mesnevi'nin içerisinde Hanefilikle alakalı bir şey bulamazsınız hiç. Herkes bu noktada zanneder ki onun mezhebi yok. Hayır. O mezhebi öne koymaz. O günkü din yorumu budur çünkü. Aslında bugün de öyle olması lazım. Bugün de mezhebin öne konmaması gerekir. Burada Şafisi de olur, Malikisi de olur, Hanbelisi de olur. Ne olacak ki bunda? Bunda bir sıkıntı yok. Veyahut da bir kimsenin sufi algısı noktasında kendi sufi düşüncesini de öne koymaması gerekir. Sufiliği konuşabilirsiniz. Kur'an ve sünneti konuşabilirsiniz. Herhangi bir noktada. Ama sufi algısında kendi şeyhinizi, kendi tarikatınızı ve kendi mezhebinizi öne koyamazsınız. Bu sufi terbiyesi ve edebidir. O yüzden Hazreti Mevlana'nın mesnevisinde asla önde bir hani mezhep düşüncesi yoktur. Ama kelam, akaid noktasında Mesnevi'de Cebriye'ye, Kaderiye'ye, Mutezili'ye, Rafizili'ye o günün tehlikeli akımlarıdır. Bunlara normalde söylenmiş sözler vardır, hikayelendirerekten. Bu vardır. Ama bugün günümüzde biz mezhep noktasına baktığımızda acı şeyler görüyoruz. Bunu tabii İslam adına düşünmüyorum ben. İnsanlar adına acı. İslam kirlenmez hiçbir zaman. Kur'an sünnet orada durur. Kirlenen insanlardır. İnsanlar kendilerini kirletir. Mezhep yüzünden siz bir camiye bomba attıysanız bunun dinle bağlantısı yoktur. Ha, Şia bombala, yok Sünni bombala, yok bunlar tarikatçı, hepsi kafir. Yok bunlar tarikata karşılar, hepsi de kafir, bunlar İslam'la bağlantısı yok. O yüzden bugünün en büyük hastalıklarından birisi
bir kimsenin kendi mezhebini ve yolunu her şeyinin önünde tutması değil. Önce insan önemli. Önce insan diyebiliyorsak o zaman biz karşılıklı birbirimizle görüş alışverişinde bulunacağız. Belki de biz az biliyoruz, karşımızdaki bizden çok biliyor. Ondan öğrenecek olduğumuz muhakkak bir şey var. Önce insan diyelim. Mezhebimizi, meşrebimizi, şeyhimizi önümüze koymayalım. Önümüze koyduğumuzda hata yapıyoruz. Milliyetimizi önümüze koymayalım, hata yapıyoruz. Bu milliyetsizlik değil. Ya en üstün ırk benim ırkım dediysen sıkıntı var. Bu en üstün benim tarikatım, en üstün benim mezhebim, en üstün benim şeyhim demeye çıkar ki bu insanların arasında nifak koymuş oluruz. Allah muhafaza eylesin. O yüzden Hazreti Mevlana Mesnevisinde elimizdeki yazılı olan mesnevilerin hiçbirisinde mezhepsel bir kaygı yok günlük muamelelerle alakalı. Ama gün zaman içerisinde bir kısım fıkıh eden insanlar, fıkıh alimleri haklı haksız ayrı bir tartışma konusu, gözünün önündeki belki de yanlış tecelliyatları, eksik tecelliyatları kendince büyütüp onlara karşı fetvalar verenler olmuşlar. Ama ehli hale öyle söyleyelim. Tarih boyunca herkes bir fetva vermiş. Öyle olunca da zaten ehli halin doğruluğuna işaret. Eğer normalde ehli zahir sizin küfrünüze fetva vermiyorsa siz gerçek imana erişmemişsinizdir. Gerçek imana eriştiyseniz ehli zahir size küfür fetvası verir. Neden? Ehli zahirin imanı kabuktadır çünkü. Kabukta olunca o has özün özünden geleni kabullenmek istemez. Özün özünden geleni normalde o dışlar hemen ona sen kafirsin der, kenara atar. O yüzden sizin küfrünüze fetva verilmedikçe imanınızın kemale ermediği anlaşılır. Ne zaman ki siz taşlandınız, o zaman Hakk'a yakınsınız demektir. İnsanoğlu enteresan varlıktır. Hakk'a yakın olanı taşlar. Çünkü onun kendi inancı zahirde kabukta kalmıştır. O kendisi gibi inansın ister herkese. Kendisi gibi inansın istediğinden dolayı karşıdaki hakikati kabullenmek istemez. Seninki din değil der, taşlar seni. Oysa sufiler öyle değildir. Nefes adedince Hakk'a giden yol vardır. Distürünle hareket eder. Onun omuzunu okşar, başını okşar. Devam et dersen inanmaya. Devam et dersen sevmeye. Koşmaya devam et. Hakikati bir gün sen de göreceksin der. Ama o ehli zahir öyle düşünmez. O der ki, aha kafir bu. O yüzden Hazreti Mevlana'nın da sonuçta küfrüne fetva veren dönemin alimleri olmuş. Nasıl Yunus'un bir Molla Kasım olduysa her Allah dostunun, her velinin bir Molla Kasım'ı vardır. Sufiler biraz bunu böyle farklı yerden dem vururlar, derler ki Musa isen bir Firavun muhakkak vardır başında. Muhammed isen bir Ebu Cehil'in vardır muhakkak başında. Eğer Ebu Cehil'in yoksa başında, bil ki sen Muhammed olmadın. Eğer bir Firavun yoksa başında, bil ki sen Musa olmadın. Eğer kuyuya atılmadıysan, bil ki sen Yusuf gibi güzel değilsin. Eğer Yusuf gibi güzel olsaydın, seni yanı başındaki kardeşim dedin, seni kuyuya atardı. Kardeşim dediğinden hançer yemediysen sen Yusuf değilsin. Kardeşim dediğin kimse seni kuyuya atmadıysa sen Yusuf değilsin. Kuyuya atıldığında da sakın feryat figan etme. Feryat figan ettiysen de Yusuf'un haliyle hallenmedin meydanda. Kuyudayım diye şikayet etme. Kuyudayım diye şikayet ediyorsan bil ki gene Yusuf değilsin. Sakın balığın karnındayım deme. Otur haline hamd et. Seni balığın karnında yaşatan
Bil ki bir gün balığın karnından çıkarıp kıyıda seni kral eder. De ki ben ne yaptım da hangi hatamdan, hangi kusurumdan dolayı balığın karnına düştüm? Ya Rabbi, Muhammed-i Mustafa gibi yap, sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Bilerek bilmeyerek işlediklerimden sana sığınırım de. Kimseye şikayette bulunma. Hatta ona dahi, yani Allah'a. Şikayet kapını kapat. Hamd kapını aç. De ki her haline ve her haline ve her halime sana hamd ederim de. İnşallah. O yüzden Hazreti Mevlana'nın da bu noktada fıkıhçılar küfrüne fetva vermişler. E kime vermemişler ki zaten? Yani özür dilerim, hakkınızı helal edin. Hallacı Mansur'u kim ki? Asan kim ki? Kim Niyazi Mısri'yi sürgüne gönderdi ki? E kim küfrüne fetva verdi İbn Arabi'nin? E kim Seyyid Nesimi'yi dar ağacına sallandırmaya kalktı ki? Tarihimizde var bunlar bizim. O yüzden yani İbni Kemal zamanında Arabi ile alakalı, Arabi'yi tanımayanların onun küfrüne fetva vermeleri cehaletindendir. Arabi Kur'an ve sünnet dairesinde büyük bir şeyhtir, mütefekkirdir. O yüzden onu anlamayanların onları okuması caiz değildir diye neden fetva yayınlasın ki? Yeni değil bunlar. Bugün de var. Hep olacak. Onlar eksilmez. Bakın onlar hiç eksilmez. Bazen böyle bazı arkadaşlar, bilhassa gençler onları eksilteceğini düşünüyorlar. Yok, eksilmez onlar. Yunus'un başında eksilmemiş, şimdi mi eksilecek? Hazreti Mevlana'nın zamanında eksilmemiş, şimdi mi eksilecek? Arabi'nin zamanında eksilmemiş, şimdi mi eksilecek? Hala da Arabi'yi tekfir eden insanlar var mı? El cevap var. Veya Melamili'yi tekfir eden, bunların hepsi de kafir diyen bugünün de insanları var mı? Var. Var. Hep var. Evet. Selamun aleyküm üstadım. Selam. Ben şey soracaktım. Bir kişiyle, yani bir kişi bizden bir şey istediği zaman hayır diyemezsek ona, yani hiçbir konuda hayır diyemezsek, bu bizim çok hassas olduğumuzu mu gösterir? Veya bunda yanlış mı yapıyoruz hayır demek konusunda? Herkesin kendince bir kendi yapılanması var, yapısı var. Bir kimse kendi nefsinde haram hariç hiçbir şeye hayır diyemiyorsa âlâ bir şey. Haramlara bir tek hayır diyeceğiz. Sufi terbiyesi. Harama hayır der. Haramın haricinde hiçbir şeye hayır demez. Karşındakinin kalbi kırılsa dahi mi yani? Hani kulaklığına girmeyeyim de orada bir hassasiyet, o bak, noktayı kendim, bulamıyorum. Kendisi hayır demez. Bu bir kimsenin tarzıdır. Harama hayır der. Ama geri kalan bir kimse kendisiyle alakalı hayır dememe lüksüne sahip. Birisi canının istemediğine hayır deyip canının istediğine evet diyebilir. Bu onun kendi tarzı, herkes. Bunun ölçütü, bunun bu noktada sınırı o kimsenin, bir kimsenin, bir şahsın bir tek harama hayır demesi. Bu farz. Geri kalan herkes kendince bir şey çizecek. Ve bir tane daha var müsaadeniz. Biz bazı konularda mesela ne bileyim gusül abdesti falan alırken veya tevemmüm ya hani niyetlenirken ayrıntıya çok fazla takılıyoruz ama mesela sahabe efendilerimizden biri riayet ediyor. Peygamber Efendimiz kadar hani tebessüm gösteren bir kişi hayatımda görmedim hani diye bir hadis okumuştum. Hani biz bir noktada kendim ben eksik hissediyorum açıkçası. Bu konularda tam ayrıntıya girerken aksi yönde bu tebessüm noktasında mesela günlük hayatım içerisinde bunu devamlı olarak sağlayamıyorum.
Bu benimdeki bir eksiklik neyden kaynaklı? Bu biz tam bir kemalata ermiş değiliz ki. O yüzden bir tarafımız eksik olacak, bir tarafımız fazla olacak. Zikzaklar çizeceğiz. İnsanız biz. Kah eşeceğiz yerler gibi, kah coşacağız seller gibi. Böyleyiz. Yani insan mesela belirli bir düzeye geldi diyelim. Ondan sonra tekrar eski kötü günlerine dönme ihtimal her zaman var mıdır? Bu korkuyu içimizden hiç eksik etmeyeceğiz. Ama hadis-i kutsi de der ki her kralın, sultanın sınırı vardır. Allah'ın da sınırları haramlardır der. Bir insandan beklenilecek olan şey haramı işlememesidir. Mesela bir baba kızından haram işlememesini isteyebilir. Geri kalanına bir şey diyemez. Bir baba oğlundan haram işlememesini ister. Geri kalanına bir şey isteyemez. Bir erkek eşinden haram işlememesini ister. Geri kalanına bir şey diyemez. Örnek bir kadın kocasından haram işlememesini ister. Geri kalanına bir şey diyemez. Bu birey özgürlüğü. O yüzden senin az önce söylediğin şeyler haram olmadığı müddetçe birisinin sana bu konuda belli bir çizgi çizmesi mümkün değil. Sultanın sınırı ne? Haramlar. Haramlara girmediği müddetçe bir kimse kendi birey dairesinde özgürdür. Bir şeyi deneyerekten, yanılaraktan, bir şeyi bu noktada özümseyerekten veyahut da özümsemeden böyle yaşayaraktan öğrenecek. Kaç yaşındasın? 22. Daha hayat var önünde. Yani nasıl biz çocukken sıcağı bir sefer dokunduğumuzda onun sıcak olduğunu dokunurken dikkatli dokunmayı öğrendiysek elimiz yanacak bazı şeylerden. Elimiz yandığında diyeceğiz ki bundan sonra üfleyerek ben bunu yiyelim. Bu da bir yol çünkü. Bunu da normalde insanları cam fanusların içerisine alıp aman buradan rüzgar alma, buradan işte soğuk görme, buradan kara çıkma, buradan toprağa basma deyip de insanları böyle benim tarzım değil öyle yetiştirmek. Elleme çıksın, üşüsün, üşütsün bir, öksürsün, hasta olsun, yatsın, bir dahakinde üşütmemeyi öğrensin. Burada sadece tavsiyemiz şu, haram işlemeyelim. O yüzden tebessüm etmemenin sıkıntısını bir gün gör, tebessüm etmenin faziletini o zaman öğren. Birisi sana tebessümlü davranmadığı zaman o sıkıntıyı gör. Veya birisi sana kibirlendiğinde kibirlenmenin noktasını gör, derecesini, sendeki etkisini gör. Kimseye kibirlenme. Bu sufi yolu. Yaşayaraktan öğrenme. Biraz zarar eder insana ama pişer. Bir de Peygamber Efendimiz vefat etti veya bu konularda hani şey olarak soruyorum ama aklımda kaldığı kadar bütün bildiklerini demeyeyim ama yani çoğu bildiği şeyleri hani ilmin kapısı olarak Hazreti Ali Efendimiz'e mi nakletti, onu mu bıraktı o bildiklerinin çoğunu o konuda? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin zahir ve batın ilmi sadece Müslümanlara değil, bütün insanlara, bütün aleme, bütün varlığa açıktır. Hazreti Peygamber'in peygamberliği bütün varlığadır ve bütün insanlığadır. Evet, Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerini için o ilmin kapısıdır demiştir. O yüzden manevi olarak bir kimse bir ilim elde edecekse Hazreti Ali Efendimiz'in kapısından içeri girer. Bu yatsınmaz. O kapıyı kabul etmeyen içeri giremez. Teşekkürler. Sohbetlerde duyuyoruz, dinliyoruz. İşte nefsini bilen kendini bilir, kendini bilen Rabbini bilir diye. Hep duyduğumuz bir şey. Şimdi nefisle işte herkes öyle çok duyduğundan çok önemsemiyor zaten. İşte ne yani bu şimdi nefis kim veya ne? İşte burada üç şey çıkıyor ortaya. Nefis, kendi, Rab. Bunlar böyle sanki iç içe geçmiş halkalar gibi. İşte onu bilen onu biliyor, onu bilen. Yani nefis dediğimiz şey ne? Kim? Biz neyle savaşıyoruz veya neyle mücadele ediyoruz?
kendim kim, Rab kim? Bunlar bu noktada, bunlar arasındaki bağlantı ne? Neye uğraşıyoruz yani, tabiri caizse? Yani nefis böyle bir şeyle koşturuyoruz, bir şey yapmaya çalışıyoruz ama ne yapıyoruz yani? İşte mesela şimdi zaman geçiyor, diyoruz ki ya benim işte şu eksikliğim varmış veya bak ben şöyleymişim. Mesela bu mu nefis? Veya eksikliğini bildiğin zaman bu sefer onu yapamayınca daha çok bu koyuyor adama. Bu mu nefis? Nefis dediğimiz şey ne? Kim? Yani nasıl bir şey bu? Biz neyin ortasındayız? Nasıl bir debdebenin ortasındayız yani? Doktor, nöbetten ne zaman çıktın? Şimdi çıktım babacığım. Çok muydu şey? Yoğundu babacığım. Yoğun muydu? Kaç hasta baktın? 270'lere varıyordu en son. Tamam. Psikolojini etkilemiş de seni. Dün de böyleydi babacığım. Nöbetten önce de böyleydi. Ve nöbetten çıkınca demek böyle agresif oluyor insan. Bir çikolata ataydın ağzına, attın mı? Hurma yedim babacığım. Hurma mı yedin? Kaç tane yedin? İki tane hurma, iki kayısı, birkaç tane dut, ceviz falan, fındık bir şeyler yedim. Bir şeyler yedin yani değil mi? İyi. Bir de çay getirsinler sana şimdi. Bir çay getirin doktora. Lazım bize çünkü. Hastalarına böyle davranıyor musun? Mesela senin psikolojin normal değil, sana bir çay içirelim diyor musun hiç? Çaylık zaman olmuyor pek. Efendim? Çaylık zaman olmuyor pek. Ayaküstü böyle lafla. Nasıl onları böyle agresifliklerini veya sertliklerini yumuşatıyorsun? Şok etkisi yaratarak babacığım. Şok etkisi yaratarak. Mesela bağırarak geliyor. Mesela işte agresif çok şey. Bir anda onun tam tersi, o kadar böyle bir sessiz, sakin, o kadar böyle veya mesela hiç beklemediği. Mesela diyor ki, ya benim işte bulantım var. Mesela oradan vuruyor şimdi. Psikolojik normalde bulantım var diyor. Diyorum ki, kalp krizi olabilir. Bir an şok oluyor. Nasıl yani? O zaman dinliyor hemen, bir duruyor. Kalp krizi olabilir diyor. Yalan da değil. İşte 10.000'de bir ihtimal bulantıyla gelen hasta kalp krizi olabilir. O zaman işte, ha diyor, bir şeyler var diyor, o zaman dinliyor. İyi, biraz yumuşadım bak şimdi. İyi oldu bu, iyi geldi sana. Tatlı geldi. Evet, yani insanlar tarih boyunca ben kimin sorusunu hep sormuşlar. Ben kimin sorusunu sorarlarken aynı zamanda da hani çünkü Allah olgusu, Rab olgusu, bir yaratıcı olgusu Adem'den itibaren insanlara bu öğreti verilmiş. Ama özür dilerim, ben ayağa kalkacağım, hakkınızı helal edin. Oturdukça hımbıllaştım bugün ben böyle. Ama aynı şekilde de mesela bunu böyle insanlar bunu sorgularken, hani Rab nedir, Allah nedir diye sorgusuna bakarken mesela varlığa da geçmişler. Herkes kendince bir şey söylemiş burada. Herkes. Biz Yunan felsefesinden tutsak ilk yazıtlarından bütün bu noktada ben kimim sorusunu, Allah kim sorusunu herkes sormuş. Biz şimdi bunları böyle öğrene öğrene çarpık bir şekilde geliyoruz ya. Ve bir de bizim bilgi edinme metotlarımız ne yazık ki çok karmaşık. Karmaşık olduğundan dolayı sen doktorsun. Senin bir insan nedir bilgisiyle nerede okuyordun? Yok, bölüm neydi? Sosyal bilgiler. Sosyal bilgilerde okuyanın bir kimsenin insan nedir? Ne değildir? Bilgisi aynı değil. Sen oturuyorsun, bir kimseyi kesip biçiyorsunuz. Ondan sonra orta yerde bir tane kadavra var. Başında bir tane de hoca var. 20 tane de talebe var. Kadavraya bakıyorsunuz. İnsan bu. Ya et parçasından başka bir şey değil. Ya bunun nefis neresinde diyorsunuz. Ama bir tarafta da ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde nefisten bahsediliyor. Adem'den itibaren dini öğreti bize nefisten bahsediyor. Bir nefis var.
Bu nasıl bir nefisse, senin dediğin gibi kahrolasıca şey diyemiyoruz. Ama bize bir bakıyoruz ki tatlı bir şey yemek yemeyi sevdiriyor bize. İyi giyinmeyi sevdiriyor. Ben doktorum demeyi sevdiriyor. Örnek. İşte ben öğretim üyesiyim demeyi sevdiriyor. Veyahut da ben Rabbim demeyi sevdiriyor. Ben peygamberim demeyi sevdiriyor. Ben büyük bir veliyim demeyi sevdiriyor. Ben büyük bir hocayım demeyi sevdiriyor. Ya benim öyle bir ilmim vardır ki bu ilmimle ben dünyayı etrafımda döndürürüm demeyi sevdiriyor. Aynı nefis az önce benim üşüdüğümü hissettirdi. Aynı nefis az önce beni melaminlik meselesinden zevk aldırdı. Tat aldım. Aynı nefis Mustafa Özbağ olarak görünüyor. Aynı nefis göz, kaş, burun, koklama, duyma, görme, tat alma, hissetme, duyu. Aynı nefis ama. Aynı nefis Allah'a aşık. Aynı nefis Resulullah'a aşık. Aynı nefis bir kadına aşık, bir erkeğe aşık. Aynı nefis çocuğu seviyor. Aynı nefis anneyi seviyor, babayı seviyor, kardeşleri seviyor. Aynı nefis buraya gelmeyi sevdi. Soğukta herkes oturuyor. Aynı nefis soğukta durmakta mücadele ediyor. Öksürüyor, oturuyor. Aynı nefis. Nefis ne? Şimdi buna baktığımızda nefis bir bütün. Bir birey. Gözüyle, kaşıyla, görmesiyle, duymasıyla, sevinciyle, hüznüyle, yaşamasıyla, seks bilinciyle, şehvetiyle, şehvetsizliğiyle, yemeğiyle, içmesiyle, Allah'a dostluğuyla ve düşmanlığıyla, şeytana dostluğu ve düşmanlığıyla, hem pozitif hem negatif noktasında bütün her şeyi cem etmiş bir olgu, birey. Bütünü. Bütünü. Her şeyi üzerinde barındıran ve her şeyi kendi üzerinde cem eden bir olgu. Her şey. Yemek yeme isteğini biz kötüleyebilir miyiz? Hayır. Nefsimiz ister. Eğer o istek bizde yoksa yemek yemeyiz. Yemek yemeyince yaşamsal standardımız bozulur. Yaşamsal standardımız bozulursa insanlığın standardı bozulur. İnsanlığın standardı bozulunca Allah insanları kendisini tanısın diye yarattı. O zaman kendisini tanıyacak varlık orta yerden kayboldu. Bu lazım. Eğer bizim seks güdümüzü orta yerden kaldıramayız. Kaldırırsak, kaldıramayız zaten de kaldırmaya kalkarsak biz insanlık alemini komple ortadan kaldırmış oluruz. Bu yaratılışa aykırı, mümkün değil. Ama bizde burada nefisten kastedilen şeyi Sufi veya İslam literatüründe direkt herkes o tarafını almış. Nefis denilince kötülükleri emreden nokta. Ama bir de iyilikleri de emrediyor. Allah'ı sevmeyi de istiyor. Burası ne? Burası da nefis. Nefis mi istiyor? Nefis, evet. Terbiye edilmiş nefis Allah'ı sevmeyi istiyor. Terbiye edilmeyen ise ondan uzaklaşmak istiyor. Bunu terbiye eden ne? Akıl. Kendim o mu oluyorum? Akıl mı oluyorum ben kendim? Evet. Bunu terbiye eden veya terbiye etmeyen akıl. Akıl doğruyu, iyiyi, güzeli öğrenirse onu terbiye etme yoluna gidiyor. Akıl doğruyu, iyiyi, güzeli öğrenmezse kendince negatifi doğru olarak algılarsa orada yol gidiyor. Ama bu akıl da nefsin içinde. Fikir de nefsin içerisinde. Bu noktada nefsin içerisinde idrak da var. Bütüncül dedim ya, bütün. Biz bunu anlayabilmemiz için tasnif etmemiz lazım. Bir oda dolusu kitap var, kitapları tasnif edeceğiz.
akaidle olan kitapları bir bölüme koyacağız. Kelamla alakalı kitapları bir bölüme koyacağız. Hadisle olan kitapları bir bölüme koyacağız. Nefis de bunun gibi. Biz nefis olarak biz bunu tanımlamaya kalktığımızda akılla alakalı bölümü bir yere koyacağız. İdrakla alakalı bölümü bir yere koyacağız. Kötülüklerle alakalı bölümü bir yere koyacağız. İyiliklerle alakalı bölümü bir yere koyacağız. Ruhla alakalı bilgiyi bir yere koyacağız. Bir kimsenin duyu organlarıyla alakalı bilgileri tasnif edeceğiz. Dokunma duyusu, görme duyusu, işitme duyusu. Bölüm bölüm biz bunları tasnif edeceğiz. Bunları tasnif ettiğimizin hepsinde bütüncüllüğü adı nefis oldu. Ben kimim? Allah'ın bütün sıfatlarının üzerinde tecelli ettirdiği insanım. Ne kadar idrak ettim, burası farklı bir nokta. Bu bir bilgi. Bütün sıfatları benim üzerimde tecelli etti. Ben ne kadarını idrak ettim bilmiyorum. Bu ayrı. O zaman nefis nedir? Bunu bir birey olarak alacak olursak, bütüncüllük içerisinde Allah'ın bütün sıfatlarının tecelli ettiği bir alan. Batiniliği ve zahiriyle, her şeyle. Biz bunun içerisinden neyi öğrenmek istiyorsak şimdi, biz onu öğreneceğiz. Bunun karşılığında ne var? Rab var. Rab kim? Soyut bir kavram. Allah ne? Soyut bir kavram. Allah somut bir kavram değil. Yani elle tutulan, gözle görülen bir şey değil ki. Bir inanç. Hiçbir inanç somut değildir. Ama onun somuta tecelliyatı olması gerekir mi? Evet. Allah ne? Soyut bir kavram. Zaten Cenab-ı Hak da kendisi diyor ki, beni tefekkür etmeyin zat olarak. Orası kapalı. Ama somuta tecellisi var. Somuta tecellisine varlık. Varlığın içerisinde en önemli somut tecellisine insan. O zaman Rab ne? Sorusuna bakmamız için bütün sıfatlarının tecelli ettiği varlığa bakmamız gerekir. Bütün sıfatlarının tecelli ettiği varlığı biz analiz edip ne kadar öğrendiysek Allah'ı da o kadar öğrendik. O zaman nefsini bilen Rabbini bildi demek, nefsi bilen. Nefsini bildi, kendi nefsini bildi, kendi Rab inancını bildi. Kendi Rab inancını. Kendi nefsini ne kadar tanıdı, kendi Rab inancını o kadar tanıdı. Allah'ın sizi ne kadar sevdiğini merak ediyorsanız, sizin Allah'ı ne kadar sevdiğinize bakın. Allah'ı ne kadar tanıdığına görmek istiyorsan, kendini ne kadar tanıdığına bak. Çünkü sıfatlarıyla bütüncül olarak tecelli eden sensin. Onun tecelli ettiği sensin. O zaman nefis ne? Sensin. Rab kim? Senin tanımladığın şey. Senin tanımladığın, senin Rabbin. Herkesin bir Rabbi mi oluyor o zaman? Herkesin Rabbi değil, herkesin tanımladığı bir Rab var. Herkesin. Biz şimdi, neydi ismin? Mustafa'ya desek ki, Mustafa, Allah hakkındaki inancını bana söyle, düşünceni söyle desem, kitabi şeyler söyleyecek bana. Allah Rahmandır, Rahim'dir, Kerim'dir, Kur'an'ı yarattı, insanları yarattı. Onlar diyecek, öyle değil mi? Gayet normal, doğal. Ben diyeceğim ki içimden, Mustafa'nın söylediği şey kitabi. Bak kitabi. Örnek, o bana dese ki senin için ne? Ben diyeceğim ki ne dua ettiysem yerine getiren. Veren. Örnek. Enteresan bir nokta. Veya benimle sohbet eden diyeceğim. Sohbet ettim. Ben yaratıcılığını inkar etmiyorum.
Bu noktada öyle bir şey yok. Herkesin kendi tanımladığı bir Rab var. Kendi tanımladığı, kendi inancı ve kendi tanıdığı kadar. O zaman Rab ne? Size kitabı olarak Kur'an ve sünnet noktasında ben Allah'ı anlatırım. Rab böyle bir şey ama soyut kavram. Ve biz o soyut kavramı anlatabildiğimiz kadar anlatırız. Anlatılanların içerisinde, yaşananların içerisinde insanlar kendilerine lazım olanı alırlar ve kendilerince bir Rab bilinci oluşur. Ve Arabi'nin dediği gibi bu noktada veyahut da Ehli Sufi'nin dediği gibi herkesin Rabbi kendine olur. Ve herkes kendi Rabbine dua eder. Bu bir zan mı oluyor? Zan mı bu? Zan da olsa doğru bir zan. O yüzden hadis-i kutsi'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri der ki Allah cennette tecelli eder. Cennette tecelli ettiğinde bir kısmı der ki bu bizim Rabbimiz değil. Neden? Onların Rab bilinci kendince kendi sınıfındadır. O tecelliyatı kabul etmezler. Derler ki bu bizim Rabbimiz değil. Ama bir kısmı hemen secde eder. Bu bizim Rabbimiz der. Sonra Cenab-ı Hak bir tecelli daha yapar. O tecelliyatında herkesin zannına göredir. Hadis-i kutsi bu. Ve herkes yeniden secde eder. Bu bizim Rabbimiz der. Çünkü onun kafasında Rab bir ışıktır. Bir başkasının kafasında bir nurdur. Bir başkasının kafasında ona evlat verendir. Bir başkasının kafasında o annedir. Bir başkasının kafasında Buda'dır o. Bir başkasının kafasında İsa'dır. Bir başkasının kafasında ibadet edilecek bir yöndür. Bir başkasının kalbinde babadır. Bir başkasının kafasında dünyaya harcı merç eden bir kuvvettir. O zaman Rab nedir? Senin inandığındır. O zaman o ilk kabul edenler ne olmuş oluyor? İlk kabul edenler dünyadayken onu tanıyanlar. Yani kendi Rab anlayışının dışına çıkıp gerçek Rabb'ımı tanıyor. Kendi Rab anlayışını hakikate doğru sürükleyen, hakikate yaklaştıranlardır. Yoksa bütün Rab inanışları doğrudur. Biz bir Rab inanışını doğru değil diyemeyiz. Hiç kimse diyemez. Onun Rab inanışı o. Ama bir doğru yok mu? Sufilerce her Rab inanışı doğrudur. Herhangi bir şey tapanın da... Evet, niçin taptı onu, ne diye taptı? Rab diye taptı. Bitti mi? Siz bağlantılı soracaksınız herhalde, sorun. Önce siz sorun. Yok yok, olsun, bir şey olmaz. Yok yok, bir şey olmaz. Buyurun. Hocam tekrardan konuklarımızdan belki izin almadan bu soruyu soruyorum da. Mevlana Hazretleri'nin güzel bir sözü var ki bu benim şiarımdır. Düşünceye çok önem verir. Ne diyor? Cancağızım düşüncedir varlığın, gerisi et ve kemik bir yığın diyor. Doğru. Bu düşüncenin gücünü, büyüklüğünü açıklayabilir misiniz? Düşünce fiiliyata geçerse güçlüdür. Eğer düşünce fiiliyata geçmiyorsa, tecelli etmiyorsa düşünce, o zaman düşüncenin gücü yoktur. Mesela Cenab-ı Hak varlığa tecelli edince gücü ve kuvveti meydana çıktı. Varlığa tecelli etmediği müddetçe düşüncesinin varlığının hiçbir anlamı yoktu. O yüzden Hazreti Mevlana varlığa tecelli
bir şeyin ishar olması, meydana çıkması, fiiliyata geçmesi için onun düşüncesinin olması lazım. Ve eğer bir şey düşünce merkezinde oluştuysa ve düşünce merkezinde o inanış harekete geçme ihtiyacını hissettiyse o düşünce çok kuvvetlidir. Ve o düşünce, bu hakkınızı helal edin, şataat gibi olmasın, ben öyle derim, Uludağ'ı alır oradan başka bir yere yerleştirir. Düşünce. Bu düşünceyi kuvvetli tutan şey, kuvvetli tutan şey Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Allah amadaydı. Bilinmezdi. Bilinmekliği istedi. Bilinmekliği istedi. Bilinmekliği istedi. Bir kuvvetin, sınırsız, sonsuz kuvvetin bilinirliğe geçme düşüncesi. Bilinirliğe geçme. Bu bir düşünce. Bakın, bu bir düşünce. Bilinmezlikten bilinirliğe geçmeyi düşünmek. O zaman insan, madem ki Cenab-ı Hakk'ın aynası, sizin de bir amanız var. Ve sizin de amanızda siz düşünce noktasında pişiriyorsunuz. Bu ne zaman fiiliyata geçti? Düşüncenizin gücü o zaman belli oldu. Eğer düşünceniz kuvvetli ise siz o düşüncenizle fiiliyatı ve fiiliyatları, bakın fiiliyatı kendi fiiliyatı, fiiliyatları diğerlerin fiiliyatlarını etkileyip kendi düşüncenizin yörüngesini alabilirsiniz. Eğer benim şimdi düşüncem kuvvetliyse dilim de kuvvetli olacak, enerjim de kuvvetli olacak. Hepinizi ben zapturapt altına alıp bir merkeze doğru götürebilirim. Sizi yanlışa da götürebilirim. Kim benim düşünceme karşı çıkar? Kendi doğrusuna inanan bir kimse benim buradaki yanlışıma karşı çıkar. Neyiyle? Düşüncesiyle. Der ki yanlış söylüyor. Kapattı kendine. Der ki hayır, böyle olmaması lazım. Bununla alakalı ayet-i kerime var. Bununla alakalı hadis-i şerif var. Eksik söyledi. Bakın, o kapattı kendisini. Ben onu buradan götüremem. Ama diğerlerini götürebilirim. O yüzden düşünce bu noktada çok insan için bulunmaz bir enerji kaynağıdır. Siz sakın ha buradan da şunu çıkaracağımı söylemeyin. Şunu çıkarmayın ha. Ben düşünerekten ağaçları yerinden oynatırım. Benim bahsetmek istediğim düşünce bu değil. Hazreti Mevlana'nın da bahsetmek istediği düşünce bu değil. Ben düşünerekten boğazdan geçen gemileri durdurabilirim. Bu var mı? Var. Ama benim bahsetmek istediğim düşünce bu değil. Bakın, bu da var mı? Bunun içerisinde var. Benim bahsetmek istediğim düşünce bir kimsenin kendi amasında. Biraz tanrılaştık mı acaba ki ya? Bir kimsenin kendi amasında bir şeyi pişirip fiiliyata dökmesi. Fiiliyata döktüğünde o zaman düşüncenin kıymeti ve düşüncenin buradaki enerjisi ve kuvveti meydana çıkacak. Düşünce ne kadar olgunlaştıysa, düşünce ne kadar kemale erdiyse o meselede, fiiliyata da o kadar kuvvetli bir şekilde tecelli edecek ve o iş olacak. Bunu böyle varlığın dereceleriyle alakalı veya varlıkla sınıflandırırsanız, Allah amadaydı ve Cenab-ı Hak tanınmayı istedi. Tanınmayı isteyince bir şey yarattı, bir şeyin üzerine bütün gücünü verdi. Ve hiçbir şey bir çıt miktarınca dahi eksik ve noksan gitmedi. Ne muhteşem bir düşünce, ne muhteşem bir dizayn, ne muhteşem bir matematik ki bir hücre dahi küçücük bir hücre dahi yolunu sapmadı.
düşünce. Hocam önce hoş geldiniz. Aydınlatıcı bilgileriniz için çok çok teşekkürler. Hocam dinimize girmiş, dinimizde bulunan bir 52. gece olayı vardır. Bu 52. gece mevlidin mezara girdiğinden itibaren mi, öldüğü günden andan itibaren mi sayılmalıdır, dua edilir? Peygamberimiz zamanında uygulanmış mıdır, nasıl uygulanmıştır? Uygulanmamıştır. 52. gün denilen şey Türklerin Orta Asya'dan kalma inanışıdır. Bir de mevlüt var hocam. Mevlüdün yerine Kur'an tilaveti yapılsa daha aftal olmaz mı? Allah günahımızı affeylesin. Mevlüt sonuçta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hayatını anlatan, onu metheden bir şiir. Bu haram değil. Buna bidat-ı saniye diyebilir miyiz? Ben bidat-ı saniye veya bidat-ı hasene diye bu noktada ayırt etmeyi çok seven bir şey değilim. Ama normalde bakın şunu söyleyeyim. Bir kimse bir şeyi seviyorsa ona metiyeler düzmesi kadar doğal bir şey yoktur. O yüzden bir kimsenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini sevmesi hem farzla hem sünnetle hem imamların içtihadıyla hem de fıtri bir şeydir. Bir kimsenin sevdiğine şiirler yazması, ona nameler dökmesi kadar fıtri bir şey olmaz. Eğer bir şeyin sevilmesi yasaksa ona şiir yazılması yasak olur. Neden biz mevlide yasak diyelim, sert çıkalım ki? Teşekkürler. Bir de hocam, bir de şunun altını bir şey daha çizmek istiyorum. Şimdi mevlide çok laf atıyorlar da, Türkiye'de dinin yasak olduğu zamanlar var. O dinin yasak olduğu zamanlarda insanlar mevlütlerde dinlerini hatırladılar. Bazı şeyler vardır böyle, vazifesini ifa eder o. O bir el vardır, ilahi bir el. İlahi bir elle o vazifesini yerine getirirdi. Şimdi yine melamili atıfta bulunacağım ben şimdi. Mesela tarikatların veyahut da cemaatlerin konuşulmadığı yerlerde insanlar, bütün ehli, şimdi ben tarikat yoktur Türkiye'de dediğimde kızıyorlar. Herkes melami zihniyetiyle kendi yollarına devam ettirdiler. O yüzden mevlüte şimdi ya bidat işliyorlar, mevlüt okunacağı yerine Kur'an-ı Kerim okunsa olmaz mı? Şimdi söylüyor bunu. Sen Kur'an'ın yasak olduğu zamanlarda nasıl toplayacaktın bu insanları? Söyler misin bana? Veyahut da insanlar dinden o kadar uzaklaşmışlardı ki mevlüt adı altında ölünün 52'si adında toplanıyordu. Şimdi 52'sinde evet, o gün de ben diyordum bundan 30 yıl önce dinde böyle bir şey yok diye. Bugün de söylüyorum. Ama şimdi 52'sinde toplanıyorlar. İnsanlar ölülerini yad ediyorlar. Ne bileyim işte arkasından fatihalar okuyorlar. Yemek yediriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. İnsanların inancıyla fazla oynamak hoş değil. Biz bakacağız özde bir şeyde haram yapıyorlar. Haram mı işleniyor burada? Biz diyebiliriz miyiz şimdi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine metiyeler düzmek, ölünün arkasından yemekler yedirmek, insanlara hayır hasenat etmek neresi yanlış? Türkiye'de bir şey oluşturdular şimdi. Bu bidat. Haram, siz kafirsiniz deyip çıkıyorlar. Böyle bir din algısı çok bana makul gelmiyor. Hocam bir de aklı yönlendiren ruh mudur, ruhu yönlendiren akıl mıdır? Aklı yönlendiren şey bilgidir. Bilgi. Bilgiyi taşıyan ruh mudur, akıl mıdır? Bilgiyi taşıyan akıldır. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen ruh, kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Ruhsuz akıl tek başına nasıl hareket eder? Ruhsuz insan olmaz. Değil ki akıl olsun. Tamam. Yok, akıl bakın. Bir şeyi yerli yerine koymazsak oturmaz. İnsanı insan eden akıldır. Ruhu kıymetli eden de akıldır. Akıl olmazsa, akıl olmazsa o insan insan noktasında değildir. Akli dengesi olmayan bir kimseye insan değiliz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Akli dengesi yok. Bu ruhsuz diyebilir miyiz biz? Ama ruhu olmayana da insan diyemeyiz. Mezar ruhu atıyorlar. Ruhu olmayan zaten ceset gidip gömüyorsun. Evet. Peki
akli dengesi bozuk olan bir kimsenin ruhsuz diyebilir misin? Diyemezsin. Her şey kendi içerisinde, kendi dairesinde kıymetlidir. Ruh kıymetlidir. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ruha anlam katan akıldır. Allah'a anlam veren, anlam katan akıldır. Akıl olmazsa hiçbir şey olmaz. Teşekkürler. Sakın şuna kanmayın. Böyle değişik sufi toplulukları var. Hani aklı kenara koyuyor, ruhu öne koyuyor. Biz ruha bakarız. Ruhu gördün mü hiç rüyanda? Hiç halinde ruhu gördün mü? Ruh nedir? Ey Habibim, sana ruhtan sorarlar. Onlara de ki, bununla alakalı size çok az bir bilgi verilmiştir. Çok az bir bilgi verilmiştir. Aklı olan mükelleftir. Aklı olmayan mükellef değildir. Çok az bilgi verilmiştir, idrak edecek olan şey akıldır. Akıl nereye tecelli eder? İnsanın beynine. Beynine tecelli eder. Beyindeki hücreler var ya, o böyle bir avuç içi kadar olan şey. Aklın tecelligah yeri orasıdır. Akıl görür. Akıl gördü. Halit karşıda duruyor. Bugün beyaz gömlek giymiş, üzerine bir tane palto giymiş. Akıl bunu normalde şimdi gördüğünü idrak etti. Gördüğünü aldı, otomatikman hafızaya koydu. Hafızadaki Halit görüntüsüyle karşılaştırdı, bu Halit dedi. Hafıza nerede? Beyinde. Beynin hücrelerinde. Akıl beynin hücrelerine tecelli eder. Siz gördüğünüzde hafızaya alır. Koklarsınız, kokusunu hafızaya alır. Dokunursunuz, dokunuşunuzu hafızaya alır. Akıl olmazsa ruhun hiçbir anlamı yok. Sakın aklı ruhta saklı zannetmeyin. Veya aklı ruhun üzerinden tecelli eden bir şey olarak zannetmeyin. Bir kimsenin beynini alırsınız, beyin hücrelerinden onun bütün yaşadıklarını görebilirsiniz. Bilmiyorum, ilmen böyle bir şey var mı, şu anda doktora sormak lazım. Efendim? Tez aşaması. Tez aşamasında mı şu anda? Efendim? Kanıtlanmadı ama tez aşaması. Tamam. Kanıtlanması lazım bunun inşallah. Ölen bir kimsenin beynini çıkarıp en son gördüğü şeyleri hafızaya alabilecekler. Yaşadığını, o kimsenin yaşadığı doğduğundan ölünceye kadar hangi prototipleri gördüyse hepsini de hafızasından alabilecekler. Bütün sesler alabilecekler ve böylece cinayetleri açıklayacaklar. Böylece o kimsenin neler yaşadığını, kimin tecavüz ettiğini, kimin hunharca yaktığını beyninden alacaklar. Daha ilerisini söyleyeyim. Bu beyinden Cenab-ı Hak levh-i mahfuz dediğimiz o kimsenin dosyası var. Misal alemine, o kimsenin dosyasına bu görüntüler gidiyor. Beyin bu transformasyonu sağlıyor. Beyin bu transformasyonu sağlarken ruhla bunu elde ediyor. Beyin bunları hafızaya alıyor. Beyin bunları hafızaya aldıktan sonra her gece ruh bunları alıyor. Merkeze bağlıyor kendisini. Merkeze bağlandığında, uyuduğunda, isterse 10 dakika uyusun, uyuduğunda bütün bilgileri merkeze aktarıyor. Ve merkezde sizin komple bilgileriniz bekliyor orada. Nerede merkez? Ruhlar aleminde. Ruhlar aleminde, misal aleminin hemen birleştiği yerde. Orada merkez var. Ruh her gece veya her uyuduğunda gidiyor, merkeze bağlıyor kendisini. Merkeze bağladığında merkez ondaki bütün gördüklerini, duyduklarını, hissettiklerini alıyor kendisine. Her gece, her uyuduğunda. Bu ilmin bir çıt üstü misal aleminden, yani ruhların üzerinden, ruhların bağlandığı, girdiği petekten, kanaldan bilgiyi almak. Yaşadığıyla alakalı. Bir bölüm. Burası Mevlevihane. Mevlevihane'nin bu bölümü yaşayan ruhların merkeze bağlandığı yer olsun. Burası da
henüz daha dünyaya teşrif etmemiş ruhların merkezi olsun. Buradan da o kimsenin yaşayacağı bütün hayatı öğrenebilirsiniz. Buradan hem yaşayacaklarını hem yaşadıklarını öğrenirsiniz. Sıraya girmiş ruhlar bekliyor. Bir bölüm bu sene bu dünyaya gelecek olan ruhlar bölümü burada. Bir dahaki sene burada, bir dahaki sene burada, bir dahaki sene burada, bir dahaki sene burada. Ruhlar sıralı. Gün gün, saat saat, dakika dakika, saniye saniye. Hepsi de sıralanmış, sıralarını bekliyorlar. Jeton düşer gibi çıt 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 jeton düşüyor. Ruhlar aleminden misal alemine. Hemen görüntüsü çıkıyor. Görüntüsü meydanda dosyası arkasında. Hepsi de çıt 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 aşağı iniyor. Hepsi de koltuğun altında dosyası varmış gibi, arkasında dosyası varmış gibi. Dizayn edilmiş. Bir nefes, bir adım, bir nokta, bir zerre dahi şaşma yok. Hiçbir şeyde. Hiçbir şeyde. Ve her normalde çocuk doğduğu andan itibaren bütün görüntülerini, bütün her şeyini elde etmek mümkün. Nereden? Birinci derecede yaşıyorsa beyninden. Eğer beyninden kan çekilmeden o kimsenin beyin hücrelerine girilirse kesin bir bütün bilgiyi almak mümkün. O esnada son demde kan çekilirken son ölüm esnasında yakaladılar. Ölmeden bütün hücrelerinde ne varsa aldılar. Hatta öldükten sonra bir kısmını hücrelerden alabilirler. Çünkü en son beynindeki hücreler normalde o kimsenin ölecek. En dirençli hücre yapısı insanın beynindedir. Ve yenilenirken bütün bilgileri yenisine aktarıyor. Transformasyon yapıyor. Ve akıl o beyne tecelli ediyor. O muhteşem ama ben aklı ama olarak nitelendiriyorum. Muhteşem bir şey o. Muhteşem bir şey taşıyorsunuz. Muhteşem bir şey. Cenab-ı Hak hani kendi ruhumdan ve nurumdan diyor ya. İnsan ona kendi ruhumdan ve nurumdan üfledim. Ruhumdan dediği şey ruhunuz. Nurum dediği şey aklınız. Ben öyle nitelendiriyorum. Ruhumdan ve nurumdan dediği şey, nurum dediği aklı, akıl. Muhteşem bir akıl var. Çünkü bu akıl muhteşem olan Allah'ı tanıyacak. Ondan olmalı ki onu tanısın. Ondan değilse onu tanıması mümkün değil. Benden olacak ki beni tanıyacak. Benden değilse o beni tanımayacak. Sizden olacak ki sizi tanıyacak. Sizden değilse onu tanımayacak. Yabancı görecek onu. Kendinden görmesi lazım. Akıl onun kendinden. Ruh da onun kendinden. O yüzden sizi varlığa halife yaptı. Onun aklı var. Onun aklı var sizde. Bu aklı kemale erdirmek. Hani diyorlar ya işte mürşidi kamil, kamil zat. Kamil zat demek aklı kemal alemlerinde kanat çırpan kimse demek. Aklı kemale erdiren şey Kur'an ve sünnet. Aklı kemale erdiren şey negatiflerden uzak olmak ve geldiği yere onu bağlamak. Aklınızı geldiği yere bağlarsanız kemale ereceksiniz. Kemale ermek ne demek? Muhteşem insan olmak demek. Ne? Adem olmak. Ademiyeti sağlamak. Dinlerin ve peygamberlerin geliş sebebi bu. Aklı ademiyete çıkarıp o geldiği yere bağlayıp ondan
onu bilmenin özünü almak. Kim bilecek onu? Akıl sahipleri. Hangi akıl sahipleri? Aklını o geldiği akla bağlayan kimseler. O yüzden kemalata, bu benim kendi şahsi düşüncem, kemalata ermek demek, aklın muhteşem berraklığına kavuşup ondan almak demek. Ondan almak. Nefis neymiş anladın mı şimdi? Oldu mu? Evet. İşine müdahale ettim hakkını helal et. Görmemişim seni ya. Efendim o kadar çok soru geliyor ki aklımı inşallah toparlayabilirim. Öncelikle aklın kemale ermesi dedik. Ya şuradan bu başından beri aklımda. Tanımakla bilmenin farkı nedir? Hani insan kendini tanır. Rabbin de tecelliyatlarına bakarak, sıfatların tecelliyatlarına bakarak Rabbini bilmek tanır. İlmel yakin, tanımak aynel yakin. O zaman bilmek akılla değil ruhladır diyebilir miyiz ya da gönül? Diyemeyiz. Nasıl? Diyemeyiz, akılla bilmek. Yine akılla mı bilmekti? Ben burada, hep aklı koltuğumun altına alacağım. Akıl zaten yok edilmeyecektir ama şey pozitif akla dönüştükçe peki gönülün etkisi nedir? Yani gönül kısmı nerede? Aklın sevmesi. Aklın sevdiğinde gönlün harekete geçecek diyebiliriz o zaman. Önce akıl tanıyacak. Akıl sevmediğini, akıl nefret ettiği bir şeyi sevmez. Tanımaz bile, tanımaya bile çalışmaz. O zaman seven ne oldu? Seven, tanıyan, bilen, hepsi. Akıl oldu. Ha, akıl oldu. Evet. Bir de hocam, perşembe günkü sohbette bağlantısı da mı aklıma geldikçe soruyorum. Hazreti Musa kıssasında denize atlayan iki kurumuş balık. Buradaki hikmet nedir efendim? O balıklar neye işarettir? Deniz neye işarettir? Dün dünde kaldı cancağızım. Yeni perşembeye bakacağız. Bir de cumartesi sohbetinde beyefendi sorduğu derin sohbet sorulardan yine aklıma kalan akıl ilk yaratılan şey ve aklı evvel olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Peki Allah'ı bilmek, yani şimdi kendimce aklıma gelen şeyleri şerh ettiriyorum belki. Allah'ı tanıyıp sevmek ya da hakkal yakin noktası aklı evvele doğru geçmek kısmı mı acaba? Ya da bizler Muhammedi olarak geçme şansına sahip olabilecek miyiz? Yoksa sadece hani aklımızı pozitife taşıyıp öyle mi olacak? O geldi aklıma. Herkesin mahcurlu ve kısıtlı olduğu alan var ya, ben de dünle alakalı benim konuştuklarım hep mahcurlu ve kısıtlı. Bana desen ki şimdi dün gece ne konuştun? Ben de diyeceğim ki bir arkadaş bana bir soru da değil, böyle bir şerh edilecek fütühattan bir şeyler getirdi. Ben orada okudum, kendimce ondan sonra şerh ettim. Karıştırıyorum çünkü ben okuduklarıma da birer kırmızı işaret koydum. Ondan sonra tekrar soru manzumesine geriye iade ettim. O zaman bugünden sorayım mı? Bugünden sor. Şimdi Allah amadaydı Celle Celaluhu. Sonra amada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri amanın da peygamberiydi. Ve aklı evvel olarak yaratıldı. Yani dün gece öyleymiş. Evet öyle söylediler. Dün gece söylediniz bugün dediler. Içinde, bugün bilmiyorum. Peygamber Efendimiz'den devam edeyim o zaman. Ayağını sabit eden ruhlar düşmeye başlıyor misal aleminde. Akıl ilk yaratılan şey ya. Bir sohbette bizler yani insanlar hangi peygamberin ümmeti olacağını seçmişlerdi ruhlar aleminde diye bir şey vardı. Hani bizler Muhammedi olmayı seçtik. Kim Halit mi dedi öyle bir şey? Ya onu tam hatırlayamıyorum ama öyle bir şey geçmişti. Hani bizler Muhammedi olmayı seçtik demek ki onun ümmetiyiz şeklinde bir şey olmuştu. O zaman ruhların aklı var mı? Ne, bir yerden mi okudun bunu? Yok yani sohbet içeriğinde ya da karşılıklı konuşmalarda duyduğumu hatırlıyorum. Keşke o zaman soraymışım bunu. İşte. Demek. Bu da mı cevapsız? Teşekkür ederim. Efendim bugün hep ilimden konu açıldı ama öğrenmek istediğim ilim kendimizi bilmeye başlamakla mı başlıyor? Bunları okuyarak mı?
ya da öğrendiklerinizi yaşayarak mı ya da Allah'ın bir lütfu mu? Çocukluktan itibaren başlıyor. Sürekli gelişen bir şey. Evet. Sonra. Akıl devamlı sürekli gelişen bir şey. İlim sürekli gelişen bir şey. Şimdi o çocuğa baktım da çocukluktan itibaren başlıyor diye. O çocuk şimdi mesela tahtaya dokunuyor ya. Tahtadan bir zarar gelmeyeceğini öğrendi. Bunun bir noktası yok ama yok, değil mi? Yok. Kafasına göre takılıyor. Telefonu al. Yok yok yok. Az önce arkadaşa söylemiştiniz, aklın, Rab akılla bilinir diye. Şimdi Rabbin, aklın Rabbi bilmesiyle kalbin Rabbi bilmesindeki arasındaki fark, mesela tasavvufta söyleniyor hani kişinin, Allah da hep kişinin kalbine bakar, aklına değil. Siz az önce dediniz ki akıl, kalp, akıl sevdiği için kalp sever. Mesela ben sizi bir anda gördüm, ilk defa gördüm, sizi hiç tanımıyorum. Bir anda sizi sevdim, bunun mantığı ya da aklı nerede? O normalde bir kimsenin kendince kurgulamış olduğu hayaller var, kendince bilgileri var, kendince tasarıları var, kendince düşünceleri var. Evet, burada kalbi reddetmek mümkün değil. Ben tekrar söyleyeyim burada. Kalbin tecelli ettiği yer yine akıldır. Yani o kimsenin duyguları kalbindedir. Duygu örneğin, hissiyatı. O akla tecelli eder yine. Bir soru daha var. Mikrofonu yanaştır. Az önce dediğiniz kişinin düşüncelerinin kemale ermesi, kemaliyata ermesi. Bu hani marifet, hakikat, bu hakikat kapısında biz aklın alamayıp da Allah'ı hani kalben sevmek. Siz az önce öyle dediniz ama şimdi nasıl ifade edeyim? Hakikat kapısı insanın aklının tecelliyata erdikten sonra mı başlıyor? Yok, bu noktada bakın, burada benim derdim aklı ilahlaştırmak değil. Biz her ne yaşarsak yaşayalım, her ne olursak olalım, kalbimizden gelen duygular her ne olursa olsun, bunların hepsi de tecelli alanı akıldır. Akıl bu binanın yüzeyi gibi. Anlatabildim mi? Bütün ne yaşarsak yaşayalım, bu akla tecelli edecek bu. Anlamamız, idrak etmemiz, ondan tat almamız, lezzet almamız, nefret etmemiz, bu aklın akla tecelliyatıyla. Şimdi bir kimse, aa işte baktı, harika dedi. Duygusu bu. Bu harika duygusu akla tecelli ediyor yine. Yoksa o harika gülü akli dengesi çalışmayan bir kimse de görüyor. O harika deyip gülü koklamaya, gülü kesmeye kalkmıyor. Niçin? Onda akıl yok. Aynı şeyi görüyor. Birisinin eğer akli melekeleri çalışmıyorsa görmüş olduğu şeye bir mana vermiyor öbürkü. Kim mana veriyor? Akli melekeleri çalışan mana veriyor. Eğer aklı melekesi çalışmıyorsa siz ona bir tabak yemek verdiğinizde onu etkilemiyor bu. Akli melekeleri çalışanı etkiliyor. Burada aklı yüceleştirmek değil derdim. Aklın işlevini koymak ortaya. Siz Allah'ı örneğin hiç tanımadığınız bir kimseyi rüyanızda gördünüz. Hiç tanımadığınız bir yeri rüyanızda gördünüz. Rüyanızda gördüğünüzde o gördüğünüzü hıfzeden akıl. Aklı onu yorumlayan akıl. Rüyanızda burası cennet dediler. Anında o rüya akla tecelli etti anında. O ses akla tecelli etti anında. Sabah uyandınız, rüyaydı. Dediniz ki ya cennet olduğunu söylenen bir yeri gördüm. Tarif edebilir misin? Evet. Bunu kim tarif edecek? Akıl. Anlaşıldı. Buradaki aklı yüceleştirmek değil.
o duygunun, o hissin ayağıyla basacağı yer neresi? Akıl. Allah bilinmezdi. Taayyünsüzlük. Bilinmezdi dediğimizde bizim ona bir şey, bilinirlikten bir şey söylemek yanlış. Bir oda var, bilinmiyor. Bilinmekliği istedi. Ama bir şey yarattı. Ne? Kendisini bilecek bir şey. Ve yarattığı ilk şey akıl. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhaniyeti ve nuraniyeti adı. Bir adı akıl. Kimde var? İnsanda var. Onunla biliniyor. Hadis-i kutsi, Allah aklı yarattı. Dedi ki, ben seninle bilinirim. Ben seninle tanınırım. Ben seninle bilinirim. Ben seninle tanınırım. Ben seninle zikredilir, seninle teşbih edilir, seninle tenzih edilirim. Ne? Akıl. Evet. Bunu tanıyan bilen kim? Ne? İnsan. O zaman hangi insan? Akıllı olan. Hayırlı akşamlar efendim. Şimdi siz az önce çok güzel bir şey söylediniz. Rabbi herkes farklı tarif eder sorsam dediniz. Mesela siz kendiniz için benim bütün dualarımı kabul eden dediniz. Bizde dualar bazen kabul olmuyor. Bizdeki eksiklik nedir veyahut duadaki... Sen öyle tanıyorsun. Yani bu halk arasında genelleme hep denir mesela. Halk öyle... Ettim, kabul olmadı falan denir. O, eksiğimiz mi var bizim? Evet, halk öyle tanıdığından öyle oluyor. Bakış açısı. Evet. O sizin zannınız gibidir. Hayır, tam olarak itikat ettiğimiz halde de kabul olmuyor. Yok, sizin zannınız gibidir. Sen kendince diyorsun ki benim dualarımı kabul etmiyor. O da ben kulumun zannı üzereyim diyor. Kabul etmiyor o da. Tam tersini yaptığımız da oluyor. Yani tam tersini. Tam tersini düşününce, bütün iliklerine, damarlarına kadar işleyince durumun farklılaştığını göreceksin. İkinci bir sorum da nefis meleklerde yok biliyoruz. Evet. İnsanlarda var. Hayvanlarda var. Rabbimizde de nefis var mı? Hayvanlarda hayvani nefis var. Hayvani nefis var. Rabbimizde de nefis var mı? Ben bunu merak ediyordum. Var. Onun da hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyler var. Onun da hoşlanıp hoşlanmadığı şeyler var ise... O zaman var. Ama bizimki gibi nefsine uyup haram işlemiyor. Yani bu insanın nefsi gibi değil ama tabii. Allah'ça bir nefsi var. Hoşlandıkları var, hoşlanmadıkları var. Teşekkür. El-Fatiha, ma salavat.